mutfağıma hoş geldiniz. Ben Semiray. Bugün sizlere dürüm yapacağım. Antrikot etten yapacağım. Biliyorum çok pahalı ama 2 dilim etten 4-5 kişiye yiyecek kadar miktarda bir dürüm ya tarifi vereceğim sizlere. Yumuşacık oluyor. Etler yumuşacık pişiyor. Çok da lezzetli oluyor. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Antrikot dürüm için gerekli malzemeler 2 parça antrikot yaklaşık yarım kiloya denk geliyor. 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuz, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı su, kızarmış patates, lavaş, ketçap, mayonez ve turşu. Antrikotumu önce baharatla zeytinyağıyla bir güzel terbiye edeceğim. Şöyle karabiberim var. 1 çay kaşığı kadar. Ama ikisi için yarım çay kaşığı yeterli olur sanırım. Pul biber kullanıyorum. Pul biberi şöyle bir çay kaşığı dolusu kullandım. Kekik çok yakışıyor. 2 çay kaşığı muhakkak ki kullanın. Burada 2 dilim antrikot var ama yarım kilo birazcık büyük dilimler. Üzerine zeytinyağı koyacağım ama tuzumu unuttum. Hemen tuzumu da koyuyorum. Şöyle. Şöyle her biri için bir çorba kaşığı da zeytinyağı koydum. Şimdi bunların her tarafına bu baharatları ve zeytinyağını yediriyorum şöyle elimle. Şimdi antrikotlarımı pişireceğim. Ocağımın altını yakıyorum. Şöyle hizasınca su koyuyorum üzerine. Önce ben suda haşlıyorum. Etler birbirinden ayrılıncaya kadar yaklaşık 1 saat. Ondan sonra kızartıyorum. Şimdi tavamın kapağını kapatıyorum. Şöyle bir kapak buz kapakla. Kaynayıncaya kadar bekliyorum. Kontrol ediyorum. Su kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. 1 saat sonra bu suyunu çekecek et ve birbirinden ayrılacak. Lokum gibi pişecek. Ondan sonra kızartacağım. Şimdi pişmesi için yaklaşık 1 saat bekliyorum. Etim 1 saattir kısık ateşte pişiyor. Suyunu artık çekti. Şimdi kontrol edeceğim. Şöyle görüyorsunuz artık birbirinden kolayca ayrılıyor. Yağı yumuşacık pişmiş. Şimdi üzerine birazcık sıvı yağ dökeceğim. Şöyle birazcık sıvı yağ döküyorum üzerine. Kızartacağım birazcık daha. Ondan sonra küçük küçük parçalara ayıracağım. Ve lavaşımın içine koyacağım ve tabii ki de patates kızartacağım içine. Onu çoğaltacağım. 2 parça biftekten 6 kişiye yetecek bir yemek olacak. Altını şöyle açıyorum. Güzelce kızartırsam. Bu esnada istiyorsanız domates de rendeleyebilirsiniz. Şöyle kapatıyorum ağzını. 1 dakika bir yüzünü, 1 dakika diğer yüzünü pişireceğim. Artık kızardı. Altını kapatıyorum. Şöyle birbirinden kolayca ayrılıyor zaten. Küçük küçük didikliyorum, parçalara ayırıyorum. Etim o kadar güzel pişmiş ki saniyeler içinde birbirinden böyle ayrıldı. Lime lime olmuş. Şimdi bunun içine patates kızarttık. Patatesle harmanlayacağım. Sonra dürüm yapacağım. Şimdi patatesimi kızartıyorum. Kızartma tenceremde yağ ısındı. Şimdi patateslerimi kızartacağım. Hafifçe kızdırdım patateslerimi. Kızdırmanın içine bırakıyorum. Şöyle bir kere karıştırıyorum. Ondan sonra hiç eklemiyorum. Kendi halinde kızaracak. Kızarana kadar bekliyorum. Patatesim kızardı. Şöyle havlu kağıdın üzerine alıyorum. Fazla yağını önce sürsün. Evet.
patatesini de aynı şekilde kızartacağım. Etimi daha önceden pişirmiştim. Patateslerimi de kızarttım. Biraz ısıtalım ikisini birlikte. Şimdi kızarttığım patatesleri fazla yağını çektirdim kağıt havluda. Etimi içine koydum patatesleri. Şimdi harmanlıyorum şöyle kaşığımla. Patateslerimi de güzelce harmanladım. Etimle bu patateslere de etin o baharatları buluşuyor. Daha lezzetli oluyor. Yani sonradan kızartıp içine koymaktansa böyle yapmak çok çok daha lezzetli oluyor. Onu söyleyeyim. Ayrıca patates koymayın. Böyle bir harmanlayıp koyun. Bu etin lezzeti patateslerle bulaşınca çok daha lezzetli oluyor. Şimdi burada bu ısınırken üzerine bir tane lavaş koyuyorum. Lavaşım da ısınıyor. Şöyle ağzımı kapatıyorum. Kısık ateşte lavaşımı ısıtıyorum. Lavaşım da ısındı. Şimdi artık dürüm yapabilirim. Isınan lavaşımın içerisine şöyle ketçap mayonez sıkıyorum. Ketçap mayonez değil de işte domates de olabilir. Ama böyle şeylere ketçap mayonez çok yakışıyor. Çok faydalı olmasa da seviyoruz. Şöyle her tarafına güzelce yayıyorum lavaşımı. İçine soğan da koyabilirsiniz. Hatta bazen soğanı karamelize yapıp koyuyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi etimden, patatesimden şöyle koyuyorum. Birazcık turşu. Şöyle kenarlarını içe doğru kıvırıyorum. Ve dürüm yapıyorum. Şöyle göstereyim içine. Etler yumuşacık pişti. Çok lezzetli oluyor. Böyle bir taneyi doymuyorsunuz, iki taneyi yiyorsunuz. Ama şöyle büyük lavaşlardan alırsanız onlardan yani çok rahat 4-5 kişi yiyebiliyor, onu söyleyebilirim. Böyle ufak ufak yaparsanız daha da fazla. Ama bunlarla bir kişi doymaya dediğim gibi çok lezzetli oluyor. Ve antrikottan dürümüm hazır.